Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bomba bir spoilerla birlikte geldim. Evet arkadaşlar, burada olmak istedim çünkü spoilerla alakalı. Birazcık olsa bile alakalı arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bu spoiler bayağı bir iyi olacak arkadaşlar. Çok şey gelecek. Haydi spoilerları göstereyim. Arkadaşlar, gördüğünüz fotoğrafta Glitch'le Flicker işbirliği yapmış ve deney yaparak canavarlar üretmişler. Ve bunları PGX'e evrenine salacaklarmış arkadaşlar. Çok garip bir event gelebilir ya da yeni bir eşyalar veya bir tane etkinlik gelebilir. Ama biz onlardan kurtulabiliriz ve onları eleyebiliriz. Arkadaşlar, bu canavarları evrenimizden uzak tutmak bizim elimizde ve size bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar, bizim onların kazanmasına izin vermemeliyiz. Laboratuvarlarına gidip planlarını dışarıya çıkartmalıyız ve bulmalıyız arkadaşlar. Gördüğünüz fotoğraftaki canavar Flint arkadaşlar. Glitch ve Flicker'ın yarattığı canavarlardan biri. Onun planlarını ele geçirmememiz için bizi ele geçirmeye çalışacak arkadaşlar. Yani Glitch ve Flicker'ın planları arkadaşlar. Bence bu karakter bana bir tane karakteri anımsattı. Yani andırdı. Bir tane filmin karakteriydi. Sanırım adı Nightmare Before Christmas filmindeki Jack Skellington'a benzettim bayağı bir. Sadece kafası uçmuyordu böyle. Yani kıyafeti çok benziyor. Evet. Gördüğünüz gibi sanırım yanında yeni bir mini giyim geliyor. Adı Monster Lab, yani canavar laboratuvarı arkadaşlar. Çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama herhalde Ladybug gibi böyle heyecanlı bir uyum olur arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu güncellemeyi. Daha çok yeni şey gelecek. Devam edelim. Bu oyunu oynayarak Glitch ve Flicker'ın planlarına engel olmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Hatta arkadaşlar, tuvaletten çıkan bir canavar da varmış. Sanırım bu popüler olan bir şeyden alakalı ama ben buna pek ilgili konuşmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu etkinliğin adı Monster Lab Season, yani canavar laboratuvar sezonu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle eşyalar da gelecekmiş. Televizyondaki bu efekti sevdim ama gördüğünüz gibi televizyonda bir canavar var. Oturma sandalyeleri, masa. Lobby'indeki masayı andırıyor ama daha az renkli gibi gelebilir. Ya da böyle Christmas masasındaki yer. Evet arkadaşlar, çok iyi. Gerçekten televizyonun efektini sevdim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle bir fotoğraf var. Arkadaşlar, X-Zero Play'in gelmesine çok az kaldı. Ve bildiğiniz gibi X-Zero Play'in reklamlarında arabaya binen iki tane çocuk vardı. Ve o araba PKX'ye gelecek arkadaşlar. Tabii X-Zero Play'de de olacak da yani. PKX'ye X-Zero Play'in reklamındaki araba gelecek. Çok güzel olacak herhalde. 4 kişilik olur ama genişliğini bilmiyorum. Herhalde şu anki arabalar genişliğindedir. Burada Crazy Run var. Arkadaşlar, çok güzel bir arabaya benziyor. İlk gelen arabaya benziyor ama sanırım daha modern olacak. Yani evet arkadaşlar, bu araba PKX'ye de geliyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlar bu güncelleme için. Arkadaşlar, PKX hediye sitesini geri getirdi. Aşağıya linki vereceğim arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar, elmasla bir tane hediye alıp hediyenizin kodunu sevdiklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya linki veriyorum. Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyım bu güncellemelerin hepsi için. Çok değişik bir event olacak arkadaşlar ya da sezon. Çok heyecanlıyım. Garip bir güncelleme olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar, spoiler videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.